Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Ankara'mızda gezmeye devam ediyoruz. Sincan Fatih Mahallesi'ne geldik. Burada güzel bir kızımızla beraberiz. Evet, bize tanıt bakalım, isim neydi? Hatice. Hatice, kaç yaşındasın? 8. Hatice 8 yaşında. Şimdi çocuklarınızın boylarının güzel büyümesi için, kızlarımızın bilhassa daha fazla oluyor, oğlan çocuklarında da oluyor, kemiklerinde yamulmalar olmasın diye, skolyoz olmasın diye, ayak tabanlarında sıkıntı olmasın diye ne tür egzersizler yapmanız gerektiğini onları göstereceğiz. Bir de çocuklarınızı arada nasıl kontrol etmeniz gerekiyor onları söyleyeceğiz. Mesela şunu bir tut bakalım. Şöyle arkanı dön tam. Çocuklarınızı böyle evde ayaktayken sık sık kontrol ediniz. Omuzları birbirine eşit olması lazım. Bir omuzu yukarıda, bir omuzu aşağıdaysa bu çok önemli bir durumdur. Derhal ortoped doktoruna ya da çocuk doktoruna göstermeniz lazım. Daha sonra üstünü çıkarıp sırtını kontrol ettiğinizde bu bel çukurlarının birbirine eşit olması lazım. Buna çok dikkat ediniz. Sık sık çocuklarınızı kontrol ediniz. Biraz daha ileri yaşlarda çocuklar böyle biraz daha kambur duruyorlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ben şimdi onlar olmasın diye, buradaki sıkıntılar olmasın diye ne tür hareketler yapmanız gerektiğini onları söyleyeceğim. Onları öğreteceğim. Şimdi nasıl yapmamız gerektiğini beraberce Hatice ile yapacağız şimdi hareketleri. Hazır mıyız? Şimdi Hatice ile ayakta başlayacağız. Hatice, şimdi yukarıdan sanki ağaçta elmalar var. Uzan, elmaları almaya çalış. Zıplamadan. Önce zıplamadan yap. Aferin. Zıplamadan. Uzanarak yukarıdan bir şeyler almaya çabalayacaklar. Sonra Hatice çok güzel yapıyor. Şimdi biraz daha yükselteceğiz. Parmak uçlarında zıplayacaksın şimdi. Böyle harika. Bu zıplama hem boyunun büyümesini sağlayacak. Neden? Böyle zıpladıkça buradaki epifiz çekirdeklerini uyaracağız. Dolayısıyla bel kemiklerinde büyümeler daha güzel olacak. Bunu sakın ihmal etmeyin. Şimdi bir de yine böyle zor uzanacağı bir yere yukarıdan bir top sarkıtabilirsiniz, bir ip sarkıtabilirsiniz. Hadi bu elimi elle bakalım, tek elinle. Tek elinle. Aferin buraya. Bravo. Aferin. Bir de öbür eline zıpla şimdi. Her gün en az 15-20 tane bu eliyle, 15-20 tane bu eliyle zıplatınız. Çok güzel. Çok güzel, tamam. Bunu yaptık, sırt kemikleri açısından bu önemliydi. Sonra sırt kemiklerim güzel olması için bak, bana bak. Bu hareketler hepsine bak böyle. Aç böyle. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Hadi şimdi bir elim yukarıda, bir elim aşağıda. Hadi. Harikasın. Evet, bunlar da sırt kemiklerini kuvvetlendirme açısından çok önemli. Sonra böyle 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 yap. Bak böyle. Aferin benim kızıma. İyice geriye. İyice geriye. İyice geriye. İyice geriye. İyice geriye. İyice geri. Çok güzel. Şimdi parmak uçlarında zıplayalım bakalım. Bu da ayak parmak uçlarında zıplamada ayak kaslarını kuvvetlendirme açısından çok önemli. Hadi ayak parmaklarında zıplayalım. Zıpla. 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 Sık sık parmak uçlarında zıplattırın çocuklarınızı. Bir de evde hep böyle parmak uçlarında yürüsün. Hadi yürü bakayım. Aferin. Tamam, çok güzel. Şimdi seninle ne yapıyoruz biliyor musun? Böyle uzanıyoruz. Gel bak, benim gibi yap böyle. Hadi bakalım böyle. Parmakların ucuna kalk böyle. Böyle in kalk. İn kalk. Aferin. Harikasın. Bunlar ilk başta zor gelirse dur bakalım şöyle. Şimdi eğil kalk. Böyle bunları yapma. Böyle. Şimdi buradan eğil kalk. Heh. Yap. Kalk tekrar. Aferin. Aferin. Sırtlarını çalıştırma açısından önemliydi. Şimdi gel bakalım. Yatıyoruz şimdi böyle. Hadi yattığımız yerde böyle böyle yap bakalım. Ha, bacaklarımızı kuvvetlendir iyice. Oh, böyle böyle yap. Hadi bakalım, iyice kaldır böyle. Hadi havada böyle. Yap 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 yap. Hadi. Harikası. Çocuklarınıza bu hareketleri yaptırdığın zaman kaslarında güçlenme olacak. Boyları güzel büyüyecek. Sırtında, belinde eğilmeler olmayacak. Lütfen bunları ihmal etmeyiniz. Çocuklarınıza her gün bir yarım saat akşamları bu şekilde egzersiz hareketlerinizi oyun şeklinde yaparsanız çok sağlıklı, çok sıhhatli olacaklar, unutmayınız. Spor yapın, hareket yapın. Bir de el salla.
Sincan Fatih Mahallesi'nde Balkan Bey kardeşimin evine geldik. Eşiyle beraber kendilerini ziyaret ettik. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Merhaba yenge. Merhabalar hocam, hoş geldiniz evimize. Evet. Şimdi Balkan Bey, hanımefendiyle nasıl tanıştınız, nasıl oldu? Binadan komşumuzun aracılığıyla. Öyle tanıştınız. Onların vesilesiyle. Nasip kısmet aynen, oldu. Aynen. Maşallah çocuklar oldu. Da var. Allah aynen, nazardan aynen. korusun. Aynen. Ne şikayetleriniz oluyor? Hocam ben merdiven inip çıktığım zaman, hızlı hareket ettiğim zaman daha çok öksürükle başlıyor zaten. Uzun bir süre sürüyor. Yani hemen geçmiyor. Ventoline başlamıştım. Onu sıktığım zaman rahatlayabiliyorum. Diğer türlü ilaçların faydası olmadı. Tamam. Yattığım zaman daha çoğunlukla başlıyor. Tamam. Şimdi yengemi biz biraz muayenesini yapacağız. Ondan sonra neler olduğunu tekrar söyleyeceğiz. Evet. Bir dilini çıkar bakalım. Sevgili kardeşlerim, sizler de dilinizi dışarıda dursun yengem. Ha. Bakın eğer dilinizde, bakın buranın rengiyle arkaların rengi farklı. Bakın burası beyaz, buralar pembe. Eğer böyle bir durum varsa muhakkak vücudunuzda bir enfeksiyon durumu vardır. Peki bu enfeksiyon nedir diye incelediğimizde yengem diyor ki boğazında geniz akıntım var diyor. Sinüslerinde sıkıntı var. Sinüslerden dolayı akıntı oluyor. Bu ağzının probiyotik sistemini düzeltmemiz lazım. Yani oranın bir doğal durumu var, onu düzeltmemiz lazım. Hadi beraber mutfağa geçelim, bir iki anlatacaklarım var, ondan sonra tekrar konuşalım. Yani muayenemizin neticesinde kardeşimizin sinüs üstünde bir akıntılar gördük, boğazından aktığını gördük. Boğaz enfeksiyonlarına göre dilde bir sıkıntı gördük. Bir de akciğerlerinde alerjik bir astıma benzer bir durumlar gördük. Şimdi biz kendisine bazı şeyler sorduktan sonra bütün nefes darlıklarında kullanabileceğiniz, çocuklarınıza da kullanabileceğiniz limonlu ve yumurtalı bir karışım yapacağız. Nasıl yapacağımızı beraberce görelim. Yaklaşık bir 10 tane kadar limonları alacağız. Onları bir sıkacağız. Yaklaşık 10 tane kadar limon suyunu sıktık. Bunun içine 2 tane bulabilirseniz burada olduğu gibi köy yumurtası istiyoruz. Ama çiğ bu yumurtalar. Yıkadık 2 tane çiğ yumurtayı. Şöyle kırmadan koyalım. Neden kırmadan koyacağız? Çünkü yumurta kabukları bu limonun içinde eriyecekler. Üstünü örtecek kadar limon suyu. Tamam, %100 limon suyu. Bunu kapağını kapatacağız. Buzdolabına koyacağız kardeşlerim. Yaklaşık bir hafta sonra, 5 gün sonra göreceğiz ki bu yumurta kabukları tamamen erimiş. Sadece yumurtalar kalmış böyle. Ondan sonra el blenderı alacağız, içine bunu iyice bulamaç yapacağız. O bulamaçtan sabah akşam birer çorba kaşığı içeceksin. İçeceğim, tamam. Bu senin nefesin rahatlamada, akciğer enfeksiyonlarında, vücudun astıma bağlı sıkıntıları gidermede mucize bir tamam. gıda. Çok faydalı. Gördüğünüz gibi bak şimdiden şöyle asiyle yakın bir çekim yapmaya başlayabilirsiniz bakın. Şimdiden eritmeye başladı. Bak ne güzel çıkıyor. Görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Bu gördüğünüz limonlu yumurtalı karışımı çocuklarınız dahil nefes darlığı olan herkese yapabilirsiniz. Kemik erimesine de mucize sonuç verir. Bakın ne kadar güzel. Tam da denk geldi. Hemen yumurta kabuğunu eritmeye başladı. Limon asidi böyle güzel bir şeydir kardeşlerim. Çok mucize bir güzellik hocam olacağı. Hocam bitince belki bunun devamını tekrar getireceğim. Evet, hep yapalım. Şimdi mahsur yok. Şimdi bu limon kabuklarını ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? Şimdi bundan temizlik sirkesi yapacağız. Evdeki temizliklerimizi sağlayacak sirkeler yapacağız. Böyle limonları sıktınız. Vaktiniz de var. Birazcık bunun içine şeker koyacaksınız. Şimdi ne yapacağız? Tut, öbür elini tut yengem. Ellerinize en doğal, en güzel peeling yapacağız. Ne ile?
limonun kalan kısmıyla ve şekerle. Bakın böyle böyle. Şekerin o parçaları kese görevi görecek. Elinizdeki bütün ölü derileri alacak. Ve limonun kabuğunun, daha doğrusu limonun etkisiyle de güzelce cildinizde bir temizlenme meydana gelecek. Sürtündüğünü hissediyorsun değil mi? Evet. Şimdi bir eline yapacağım, bir eline yapmayacağım. İkisinin arasındaki farkı beraberce hemen anında göreceksiniz sevgili seyircilerim. Şimdi yengem senden bir şey istiyorum. Evet. Bunu atıyoruz. Tamam. Çöpe attık bunu artık. Senden bir elini yıka. Tamam. Bu ikisi elini yan yana mukayese yapacağız şimdi. Yıka, ondan sonra da kurla. Getirin iki elini. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel peeling yaptığımız belli oluyor. Ne yapmışız? Pembe pembe buradaki ölü dokuları almışız. Balkan Bey bir gel bakalım. Lütfen eşinin bu bir eline dokun, bir de bu eline dokun. Evet. Şöyle okşa. Evet. Hangisinde yumuşaklık hissediyorsun? Sağ elinde. Gördüğünüz gibi hemen ölü dokuları gitti, görüyorsunuz bakın. Peki bu kalanlarla ne yapalım bu kadar? Çok devam ediyoruz o zaman, ne yapalım? Çok güzel bir şey yapacağız şimdi kardeşlerim. Bununla temizlik sirkesi yapacağız. Bütün limon kabuklarını olduğu gibi atıyoruz. Çekirdekleriyle de beraber atacağız. Hiç bir şey yapmadan bir temizlik sirkesi yapacağız. Şaşıracaksınız, bu da her tarafları çok güzel temizleyecek. Peki içerse hocam bunda bir sıkıntı oluyor mu? Kesinlikle bir sıkıntı olmaz. Şimdi bunun içine sirkede ne gerekiyor? Yaklaşık bir çorba kaşığı tuz gerekiyor. Yaklaşık bir çorba kaşığı çok güzel kaya tuzu. Bakın kaya tuzu. Onu da koyduk. Şimdi bir bardak da sirke koyacağız. Sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi evde güzel bir sirke varmış. Ev sirkesi. Bakın bunun dibinde sirke anası oluşmuş. Görüyor musunuz sirke anasını? Şimdi bunu buna koyacağız. Ama bakın bu piyasada oluşan herhangi bir marka sirke. Bakın hiç onda ana mana bir tortu mortu bir şey yok. Ama bu görüyorsunuz kalanında bile küçücük anası oluşmuş. Onu şöyle bir tabağın içine koyalım. Beraberce inceleyelim şimdi. Bakınız. İşte anası, gördün mü? İşte kardeşler, bu bir mucize. Allah'ın bir mucizesi, görüyorsunuz. Sirkenin anası. Bu bir canlı kardeşlerim. Bunu şimdi bu sirkenin içine atınca çok mükemmel, çok çabuk bir sirke elde edeceğiz. Şimdi bunu da bunun içine koyacağız. Sirkemiz çok çabuk daha olduğunu göreceksiniz. Bir bardaktan yine ilave sirke koyalım daha çabuk olsun diye. İsterseniz biraz daha çabuklaştırmak için biraz nohut atabilirsiniz. Biraz ekmek parçaları da atabilirsiniz. Onlar da hızlandırır. Sonra bunun üstüne iyi su olacak yalnız. Ta buraya kadar da su koyacağız. Yengem biraz daha su vermiş. İyice dolduracağız. Mükemmel bir temizlik sirkesi elde edeceğiz. Kardeşlerim, bunu üstüne bez kapatacağız. Yaklaşık bir 20 gün kadar, bir ay kadar serin bir yerde bekleteceğiz. Çok da serin olmayacak tabii. Çok soğuk da olmayacak. Ilık diyelim. Ilık bir yerde. Yazın serin ama kışın da ılık bir yerde bekleteceğiz. İnanılmaz bir şekilde. Evdeki temizliklerde. Evdeki her türlü temizlik suyun içine biraz bundan koyun. Şaşıracaksın. Bana da çok dua edeceksiniz. Hanımlar, bunları ihmal etmeyiniz. Şimdi buradaki bir güzelliği, bir mucizeyi göstermek istiyorum. Bakın. Yumurtaları, limonumuz o kadar güçlü ki. Bakın hemen eritmeye başladı kardeşler. Görüyor musunuz? Bakın. Hemen üste çıkıyor. Nasıl köpürtüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.